Başbakan Binali Yıldırım bugün AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin bir erken seçim işareti olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. İşimize bakalım, lüzumsuz işlerle uğraşmayalım. Vatandaşın geçim derdi var. Kafaları karıştırmayalım. AK Parti'de toplantı her zaman olur. AK Parti iktidar partisi. Hareket fazla dolayısıyla. Milletvekillerimize, bugün Ankara milletvekillerimize sohbet ettik, değerlendirme toplantısı yaptık. Ankara'nın konularını görüştük, projelerini görüştük. Ankara'da cuma namazı sonrası basının karşısına geçen Yıldırım, üzerinde uzlaşılan mini anayasa paketi konusunda liderlerle görüşme yapmayı planladığını da kaydetti. Önümüzdeki günlerde bu konuyu bir sonuca bağlamak için gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlarıyla bir görüşme yapacağız. Yapmayı henüz daha temas kurmadık ama böyle bir düşüncemiz var. Başbakan Yıldırım, Başıka'daki Türk askeri varlığını hedef alan açıklamalar yapan Irak Merkezi Hükümeti'ni de bir kez daha eleştirdi. Bizim Irak'ın toprağıyla, Irak'ın toprak bütünlüğüyle veya Irak'a asmane, düşmanca bir tutumumuz yok. Bölgenin huzur bulması için, çatışmaların önlenmesi için sorumluluk taşıyoruz. Bağdat hükümeti buna takılacağını yıllardır bağrında beslediği ve Türkiye'nin canını yakan terör örgütüne karşı yapacağı bir şey varsa onu yapsın. Önce onu yapsın, sonra konuşsun. Yıldırım'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Ne yazık ki ana muhalefet partisi başkanı 15 Temmuz'u bıraktı. Sanki 15 Temmuz olmamış. Millet mağdur olmamış. Şehitler olmamış. Gazilerimiz yaralanmamış. Bedel ödememiş. Bir mağdur edebiyatıdır gidiyor. Bırak kardeşim, milletin mağduriyeti mi önemli yoksa darbecilerin mağduriyeti mi önemli? Bir şeye karar vermemiz lazım. Onun için hiç kimse çağın vebası bu terör örgütünün yaptıklarını sulandırmaya kalkmasın.